Sanayi Bakanı'nın yeğeninin doğum günü için verilecek bir davet. Çok yüksek profilli bir müşteri ve bütçe gerçekten çok büyük. Bu davet için yaklaşık 2 milyonluk bir bütçe ayırmışlar. Evet efendim. Bu davet bir fırsat. Bizim için müthiş bir reklam fırsatı. Barkat Oteller Zinciri olarak kamuoyundaki imajımızı güçlendirecek bir şey. Dahası efendim, Osman Bey'in ölümünden sonra ailesinin ve personelinin Osman Bey'in başarısını devam ettirdiği ortaya konmuş olacak. Bu başarının kalıcı olduğu görülecek. Teklifi okudum, bence gayet iyi. Detayları siz halledin ama bizden yana bir hata olmadığından da emin olun. Hayır, hayır. Ben katılmıyorum, ben... Efendim, bu çok iyi bir teklif. Zeyn Bey de bunu onaylıyor. Teklifi ben de inceledim ama iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Dediğimi duydun. Ben düşünmüyorum. Ne düşündüğün kimin umrunda ha? Ben düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Tekrarlıyorum. Teklif iyi değil. Bence bu çok iyi bir teklif. Arkadaşlar, ben memnunum. Evet, evet efendim. Arkadaşlar, ben memnun değilim. Evet, evet efendim. Belli ki teklifi yeterince iyi incelememişsin. Burada bir iş yapıyoruz biz. Senin yaptığın gibi telefonda yazışmıyoruz. Arkadaşlar, ben bir yandan sizi dinlerken bir yandan da telefonda diğer işlerimi hallediyordum. Acaba kıskanmış olabilir misin? Çok yönlü biri olmam seni rahatsız etmiş olabilir mi? İki ay 20 gün kaldı. Evlilik boş ol demekle bitmez, bitemez. Boş ol her ay bir kere telaffuz edilmek zorunda. Üçüncü ay tekrar tekrar edildiğinde boşanılır. Bu kadar dayandım. Üç ay daha dayanabilirim. Affedersiniz arkadaşlar. İşinize bakın. Buyurun Habib Bey. Aliye kızım Zara'nın durumu hiç iyi değil. İlaç almaya gidiyorum. Hemen eve gelebilir misin? Lütfen rica ediyorum. Hemen eve gel. Hay Allah. Tamam, siz gidip ilaçları alın. Ben birazdan orada olurum. Arkadaşlar, benim kararım nihaidir. Müşteriye uygun bir dille kabul etmediğimizi söyleyin. Anlamadım. Son kararı senin vereceğini kim söyledi? Beni duydun. Dayım burada olsa aynı şeyi yapardı. Babamı benden iyi tanıdığını mı söylemeye çalışıyorsun? Amacın bu mu? Dediğim gibi bu benim son kararım. Ve bunun için bir nedenim daha var. Belki bu daha iyi anlamanı sağlar. O da şu Zeyn Abdullah. Bu şirketin %51'lik hissesi bana ait. Umarım şimdi anlamışsındır. Arkadaşlar, bu acil bir durum. Ben hemen çıkmak zorundayım. Yarın tekrar toplanıp teklifi bir kez daha görüşürüz. Sonra görüşürüz. Sorun değil Aliye Gulam Haydar. Sizin toplantılardaki yorumlarınız bizim işimizi etkileyen bir şey değil. Tamam. O halde mevcut kararımı nihai karar olarak kabul edin. Görüşürüz efendim. İyi günler. Siz nereye gidiyorsunuz? Oturun. Teklifi incelemeye devam edeceğiz. Her şeyi en ince detayına kadar masamda göreceğim. Bu daveti vereceğiz. Ama efendim, hanımefendi dedi ki... Ne olmuş? Bu şirket ve bu otel babama ait. Burada son kararı vermek için her hakka ben sahibim. Anlaşıldı mı? Evet efendim. O daveti biz vereceğiz. Evet efendim. Gereken hazırlıklar yapılsın.
Günaydın efendim. Günaydın. Bu daveti nasıl verebilirler ki? Ben olmaz demiştim. Nedir bu? Anlamı ne? Barkat Royal Oteller Grubu, Sunny Mehta'nın doğum gününü tebrik eder. Muhteşem bir davetle. Oo evet. İngilizce yazılmış. Tamam dert değil, tekrar okuyayım. Barkat Royal Oteller Grubu, Sunny Mehta'nın doğum gününü tebrik eder. Muhteşem bir davetle. Bu hiç hoş değil Zeyn. Biz o teklifi kabul etmemiştik. Biz değil. Sen etmedin. Çünkü şirketin %51'lik hissesi elinde diye istediğin her şeyi yapacağını sanıyorsun. Ama unutma ki ben bu şirketi kuran adamın oğluyum. Babam bu şirketler grubunu kanıyla canıyla var etti. Ben de bu kararları kendi egomu şişirmek için almıyorum. Benim tek düşündüğüm bu otel için neyin iyi olduğu. Ve mesele hisselerse şunu unutma. Fuat abim ve ben %49'luk hisse payına sahibiz ve bu da senin burada olmadığın her an, her kararı alabileceğimiz anlamına gelir. Dün gitmek zorunda kaldım. Acil bir durumdu. Bu teklifi geri çevireceksin Zeyn, yoksa... Yoksa ne? Resepsiyon, büromdaki klimanın sıcaklık seviyesini düşürün. Burası fazla sıcak olmaya başladı. İstersen gidebilirsin. Ya da kalıp oturabilirsin. Ama karşımda böyle dikilip durma. Bundan hoşlanmıyorum. Neden bu kadar nefret ediyorsun Zeyn? Burada seninle aynı odada bulunmak ve her an bu nefreti hissetmek benim için de hiç kolay değil. Ama ben sırf dayım için buradayım. Ona verdiğim sözü yerine getirebilmek için. Nefretine yenik düşün. Dayımın ruhunu incitecek bir şey yapma lütfen.
Ne oluyor Amir Bey? Burada doğum günü adı altında uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarını aldım. İçeri çok sayıda hapis sokulmuş. Aldığımız ihbar doğru çıktı. Bırakın beni. Komiser, benim kim olduğumu biliyor musun? Seni açığa aldıracağım. Yürü, hadi, hadi. Aa, beni nereye götürüyorsunuz? Hayır, ha? Durun. O benim karım. Manyak şey. Emniyet adına teşekkür ederim Alya Hanım. Bize çok yardımcı oldunuz. Merak ediyorum, bunun bir uyuşturucu partisi olduğunu nasıl anladınız? Benim de bir bilgim yoktu. Sadece kim bir partiye 2 milyon rupya harcar bilmek istedim. Bu yüzden biraz araştırdıktan sonra Sunny Mehta'nın uyuşturucu partileriyle meşhur biri olduğunu öğrendim. Bunu 3 ay önce de yapmış. Bir başka kulüpte ve yine doğum günü adı altında. 3 ay sonra yine doğum günü yapması bu düşüncemi haklı çıkardı. Burada gördüğüm birkaç şeyde şüphelerimi tamamen doğruladı ve size haber verdi. Size ve ekibinize teşekkür ederiz. Minnettarız efendim. Emniyet olarak biz teşekkür ederiz. Raporumda bunu dile getireceğim. Otel yönetimi olarak bize çok yardımcı oldunuz. Burası çok önemli bir tesis Alya Hanım. Eminim ki Osman Bey burada olsaydı o da aynı şeyi yapardı. Teşekkür ederim. Siz benimle gelin. Bazı formaliteleri halletmemiz gerekiyor. Sanırım emniyette bir temasın var. Eminim numarası hızlı aramalarda kayıtlıdır. Babam cahil dostun olacağını akıllı bir düşmanın olsun derdi. Sen gerçekten çok zekisin. Ben düşmanın değilim senin. Bunu yapmak zorundaydım. Çünkü dayımın her şeyini verdiği Barkat Oteller grubunun adı bundan büyük zarar görebilirdi. Ben de buna izin veremezdim. Bunu yapmak için sana karşı gelmek zorunda kalsam bile. Komiser Bey. Tamam. Teşekkür ederim. Oh,
खुद उसको ढूंढ के पहचानेंगे हम एक पल में। गेलमेसिनि ben istedim. Nasılsın Alia? Ben iyiyim. Selamünaleyküm yenge. Aleykümselam. Gel. Fuat. Müsaade eder misin hayatım? Otur lütfen. Ama yenge ben... Alia. Lütfen. Sonunda bu koltuk senin. Hı? Nefise, Şaziye. Bu çiçekler senin. Al. Teşekkür ederim yenge. Anne ne oluyor burada? Otur, açıklayacağım. Alia, şaşkın olduğunu biliyorum hayatım. Hepiniz şaşkınsınız. Merak etmeyin, şimdi açıklayacağım. Bugün emniyet müdürü beni aradı. Bizzat kendisi. Barkat Royal Oteller Zinciri olarak uyuşturucu partisine karşı aldığımız cesur tavırdan dolayı beni tebrik etti. O ana kadar benim bundan haberim bile yoktu. Ama sonra anladım ki bunu yapan, bu cesur tavrı sergileyen yeni ortağımızmış. Gelinim, gelinim. Alia Zeyn Abdullah. Alia'nın yaptığı şey Osman Bey'in otelinin adını kurtarmış oldu. Lekelenmesini önledi. Eminim herkes benimle aynı fikirdedir. Alia, Osman Bey'in bize bıraktığı bu mirası başarıyla taşıyabilecek. O nedenle bunu ufak bir partiyle kutlayıp ona teşekkür etmek istedim. Zeyn, duyduğum kadarıyla dün biraz Alia'ya kötü davranmışsın. Bu doğru mu oğlum? Bence ondan özür dilemelisin. Yenge buna... Dün söylediklerim için senden özür dilerim. Senden özür dilerim. Senden özür dilerim. Dayı, neden bilmiyorum. Ama bu mutlu anlar yine hayatımıza hakim olabilir gibi bir his var içimde. Belki de senin öngördüğün şey buydu. Burada olmamı bunun için istedin. Güzel. Her şey hazır. Kutlamaya başlayalım. Alia Zeyn Abdullah için alkış alayım lütfen. Pastayı kes Alia. Aa, durun. Bir saniye. Bu tamamen aklımdan çıkmış. Fahat, dışarıda bekleyen özel bir misafirimiz var. Onu içeri al lütfen. Zeyn, bugün babanın vefatının üzerinden tam bir ay geçti.
sen İmam Efendi'yi çağırmışsın. Selamun aleyküm İmam Efendi. Zeyn, aileye minnetini ifade etmeyecek misin? Sana ikinci boşanma ilanı. Bugün itibariyle ikinci kez boşamış oldum. Bir ay sonra üçüncü defa boşarsan, ikiniz de kendi yollarınıza gidebilirsiniz. Bu İslam hukukuna göre boşamayı resmileştirir ve iki taraf da bunu kabullenmekle yükümlüdür. Hediyeni beğendin mi Ali? Daha pastayı kesmemişsin bile. Hadi. Biraz ağzın patlasın. Kutlama yapıyoruz burada. Bakma Rehan, seni de getirmek zorundaydım. Seçeneğim yoktu çünkü avukatı olarak sen de burada olmak zorundaydın.